Deniz Koçovalı'nın oğluyum ben. Sana sorsam uzun kendimden başımı alıp girerim her savaşta. Beni uzak tut yaralı kalbinden kanatır kırarım üzerim tek bakışta. Yaşıyorum. Buradayım. Hiçbir yere de gitmeye niyetim yok. Eşek ol eşek ya. Öldüm ölmedim. Allah sen de Yamaç babamız. Çukur evimiz, Yamaç babamız. Çukur evimiz, Yamaç babamız. Herif İdris'in oğlu çıktı ya lan. Yamaç nerede ona söylememiz lazım. Baba. Yamaç abi biliyor. Sen nereden biliyorsun? Oğlum konuşsana. Ben çıkardım, getirdim, sakladım. Sen biliyor muydun? Oğlu oldun yani. Yok. Ya bu adam var ya, ya Allah öyle bir sabır vermiş ki, peygamber sabrı. Yamaç abiye. Ben olsaydım var ya çoktan kopmuştum. Hem de öyle bir kopmuştum ki baba. Hala dayanıyor, helal olsun yani. Şimdi haberi var mı bu yarın yırtık dondan çıktığında? Siktir. Günler süren saniyeler, kalbimin ritimleri bozuk. Kötü haberlerin ben miyim nedeni? Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sekik hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para. Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara. İllegal çarelerle gel yanıma. Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz. O zaman ver şişeyi. Dünyadan hızlı döndüm gezegenler kutsak seni. Elimde hiç olmayan nedenler var çekil geri bak film çek. Dans ederken görülenler deli sanırım. Karamsarlık zannettiğin lanet farkındalık neyse. Döndü ışıklarım kırmızıdan yeşile. Dinle sakın düşme dostum ışıklarım peşine. Hiç ışığı yapma.
telefonum. Al. Buyur Mike. Yanındayız, biz yanındayız. Duyduk telefonu, duyduk da işte. Abi şu anda pek iyi değil Mike. Anladım, tamam. Bir deneyeyim. Acilmiş abi, çok önemliymiş. Abi. Ha? Mekke arıyor abi, kusura bakma, çok önemliymiş. Evet. Alo abi. İdris baba geldi. Bartolu'yla konuştular. Baba sonra gitti, Bartolu'yu serbest bıraktı. Bizi de aldı yanına, kahveye getirdi. Sonra Bartolu çıktı, babamın çatıdan bütün mahalleliye konuştu. Ben İdris babanın oğluyum. Buradayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Tamam. Ne diyor lan? Vallahi hiçbir şey demedi. Tamam dedi, kapattı. Abi sürebilecek mi? Ben geleyim mi? Ali Ço'yu buldurun bana. Mahallede değildi, deredeydi en son. Tamam. Günah yok. Neden?
Neden, 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 neden? Abi, bekle dedim, bekledik. Artık. Bak ne güzel Celasun. Bekle demişim, beklemişsin. Artık bekleme mi dedim? Demedim. Bekle. Medet, çocuklara söyle bana bir çay koysunlar. Tamam. Tamam. Abi ya ne oldu Medet? Abi, ben bir şey bilmiyorum. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen biliyorsun. İyi tamam. Çocuklara söyleyin. Dışarıda hava alsınlar. Biz üçümüz baş başa konuşacağız. Abi kimse kalmadı. Sen, ben, Celasun. Nasıl lan? Herkes kaçtı mı? Abi ne anlatacaksın? İyi tamam. Önce şunu bir halledelim, sonrasına bakarız. Oturun bakalım şöyle. Geç otur hadi hadi. Evet. Duydukların doğru. Sen de duy. Benim gerçek adım Salih. Çukur'da doğdum. Burada büyüdüm. İdris Koçovalı'nın oğluyum. Gerçek bu. Bu adam benim babamı öldürdü. Çok düşündüm, gideyim kafasına sıkayım, bitsin bu iş. Ama yapmadım. Sen dedin diye. Sen bana ne dedin? Biz bilmiyor muyuz bu işi böyle yapmayı dedin. Bu herif senin abini öldürdü. Şimdi sen bana onu kaçıracağız diyorsun. Bittim ben, ne kaldım? Celasun. Celasun. Bana bak bakayım hele sen. Bak hele bana Medet.
Ben seni madende ilk bulduğumda sana ne dedim? Korkma kardeş. Seni buradan kurtaracağım. Ben Bartolu Saadettin'im dediydin abi. Dedim. İlk milyonumuzu kazandığımız zaman ne yaptıydık? Ya abi o şimdi burada söylenmez ki. La baş başa söyle işte, ne söylenmez? Ah o Tatyana. Oh. O full ya. Ya ne yaptığımı hatırlıyor musun? Cıbıl cıbıl çıkmıştım geminin direğine de. Ben Salih'im diye mi bağırdıydım? Yok abi. Ben Bartolu Saadettin'im diye bağırdıydım. Ben Bartolu Saadettin'im diye bağırdıydım. Ya Afganistan'da bizi falakaya çektiklerinde savaklar. Bartolu Saadettin kim diye sorduklarında ne dediydim? Beni gösterdiydin abi, o dediydin. Sen mi gösterdiydin? He. Ne alakası var ya? Yanlış hatırlıyorsun. Ya abi o senin dediğin Hazro'daki falakamız Beşiroğlar yakaladıydı ya. O zaman dediydin sen ben Bartolu Saadettin'im diye. Ha dediydim. Diğeri plan dahilindeydi. Bartolu Saadettin'im dedim. Yani özetle. Ben kimim Medet? Abi. Benim için Bartolu Saadettin'sin. Başkaları için nesin bilemem. Umrumda da değil. Gel ama yavaş gel, gel. Abim. Medet'im. Abi. Hı. Ya senden ben bir şey isteyeceğim. Allah rızası için. Benden bir şey saklama olur mu? Hiçbir şey. Tamam. Yardım et bana hale. Yardım et bana hale. Yardım et, yardım et bana, yardım et. Bir şey olmuş, anlatın. Yok bir şey abla. Bir şey olmuş, anlatın. Anlatın ya da beni çukura götürün. Yamaç'a ulaşamıyorum ya, ne oldu? Cevap versenize. Yamaç abi değil abla. Bartolu ölmemiş. Sana yardım edeceğini sanıyor. O çukur mu neresiyse mahvedecek Emrah'ı. Bak, senin yüzünden oğlumu kaybedeceğim. Geri çekil. Bilmediğin şeylere sen niye burnunu sokuyorsun Güzide? Ha? Senin bir tane kızın yok mu? Niye onunla ilgilenmiyorsun? Ne yapıyor? Yine sağda solda sürtüyor mu? Hı? Yani onu da mahvettin sen, biliyor musun? Onu da mahvettin. Olanın ardına haberiniz var mı? Ben şimdi öğrendim. Yamaç yanınızda mı? Yok abla, biraz önce gitti. Nereye? Abla yalan söylemeyeyim, bilmiyorum. Kimseyi aldırmadı yanına. Nasıl peki durumu? Yani iyi değil ama başka bir mesele vardı ondan. Ne meselesi? Abi anlatsa, ben karışmayayım şimdi. Tamam. Ama ben ulaşamıyorum. Sen ulaşınca bana haber ver, olur mu? Ne oluyor sana?
Anne çok karışık. Çok karışık bir hikaye. Şimdi Yamaç'ın bir üvey kardeşi vardı. Biz öldü zannediyorduk ama aslında yaşıyormuş. Yani kısaca bu oluyor galiba. Hı, anladım. Beni ilgilendiren bir şey yok yani. Hayır, değil. Bir şey soracağım. Kocana bahsettin mi? Neyden? Abinden Sena, neyden olacak? Emrah'la konuştum, onu durdurdum ama şimdilik. Arkada başka şeyler var. Benim bile engel olamayacağım şeyler. O yüzden kocanla konuşsan iyi edersin. Senin abin olduğunu bilsin. Hı. Bilsin ki vurmasın. Değil mi? Ne biçim bir dil bu? Neye dönüştün sen böyle? Sen de kocan gibi mafyalığa mı özeniyorsun? Ne peki? Ha? Niye bilsin diyorsun? Oğlunu korumaya çalışıyorsun. Yalan mı? Oğlumu korumaya çalışmıyorum. Kocanı oğlumdan korumaya çalışıyorum. Benim kocamın kimsenin korumasına ihtiyacı yok. Hele ki senin. Ben Çukur'a gidiyorum. Canım, canım, canım. Hoş geldin, hoş geldin. Oğlumu almaya geldim. Güzideciğim, bunu seninle en aşağı 1000 kere konuştuk. Benim iznim olmadan oğlunu alamazsın. Bak benden izinsiz hamile kaldın. Bunun cezasını ömrünün sonuna kadar çekeceksin. Ama ben sana bunları anlattım. Bunları sana anlattım, öyle değil mi şekerim? Hapse girersin. Beni buna zorlama. Hı. Tamam, dene. Ben hapse girerim. Ama gene de sana Emrah'ı vermezler. Emrah'ın annesi Betül geçen sene öldü. Emrah'ın nüfus cüzdanında da öyle yazıyor. Ben eğer hapse girersem Emrah kimsesiz kalır. Sana vermezler çünkü sen annesi değilsin. Hı? Yetimhaneye gider. Annesi, oğlunun kimsesizler yurduna gitmesini istiyor musun? Hı? Gitsin. Senin gibi bir şeytanın yanında büyümesinden daha iyidir. Hadi geçmiş olsun Baykal. Hapse gidiyorsun. Bana bak, öldürürüm seni. Lütfen durma. Güvendiğim arkadaşlarımda başka dosyalar da var. Benim başıma bir şey gelirse hapisten ancak 90 yaşında çıkarsın. Tabii yaşarsan. Bunu sen istedin. Başkasından önce benden duy istedim. İyi yaptın. En iyisini yaptın. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim İdris? Olmuş. Olmuş zaten. Ne diyeyim? Peki. Hadi gel, seni oğlanın yanına götüreyim. Ben de kahveye döneceğim.
Yok. Ben burada oturacağım biraz daha. Peki. Selim'e mi gidiyorsun? Ha. Ne oldu? Haberin yok değil mi? Neyden? Gel. Baykal mı? Öyle gibi. Aliço yanındaymış galiba. Derede olmuş. Yamaç getirmiş. Zavallı kız. Zavallı kız. İdris. Sen bu kızcağızı nereden... Kendisi buldu beni. Ben hiç... yüzüne dikkat etmemişim. Bu kız... Melihan'ın aynısı. Pardon. Kolay gelsin. Soruşturdum ilk geldiğinde ben. İzmit'ti bunlar. Anne baba hep orada. Alakası yok ya. Ayşe burada değil mi? İçeride anne. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, her şey iyi de... Sen iyi misin? İyiyim. Çukura gideceğim. Aş evine. Sen otur. Ben de geleyim. Zaten burada kalıp bir işe yaramıyorum. Sen bilirsin. Sen kal. Benimle gelir misiniz? Bir 5 dakika. Nereye? Bizim eve. Mühim bir mesele var da. Şavkı vurur pencereden, bacada dağlar kır.
taşımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü gecede, neydem neydem gecede? Uyan uyan yar sineme, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar karanı, açma yaramı, perişanım ben. Yüce dal başından aşırdın beni, neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göğünün bende yok, neydem neydem yoldum? Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar karanı, açma yaramı, nasıl edem aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim göğünüm hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermiş, neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışırmış, yolcum üşümüş, nasıl edem baş yastığı kendisine abi eş değil, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Geleyim abi? Geldin zaten Vedat, gel. Geçmiş olsun abi. Sorma Medet. Çok güzel geçti Medet. Çocukları arayayım mı teker teker? Toplayalım mı? Onu hallederiz de. Bizim önce seninle bir hastane ziyaretine gitmemiz lazım. Yani şimdi ne bileyim hani, ben gelmesem abi
etmişsin ya? Sen benim sağ kolum değil misin? Kolsuz mu gideyim? Hadi yürü yürü, dur şöyle bak. Lan sen. Bartolo Emine döndü. Pardon. Yanlış olmasın. Salih. İdris babanın oğlu Salih. Haberin var mı? Sonra geliyorsun. Ellerimi yıkamam lazım. Ne sonra abi? Ne sonra? Sonrası mı kaldı? Sonra dedim Celesun. Sen bana ne dedin? Hı? İntikam alacağız dedin. Sonra ölmeyecek kurtaracağız dedin. Neden diye sordum, cevap vermedin. Biliyordum. Kardeşin olduğunu biliyordum. Kardeşin çıktı abi herif. İki gün sonra evlenir. Nikah şahidi de olursun amına koyayım. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Benim babamı öldürdü. Benim intikamım duruyor Yamaç Efendi. Ben ne yapacağım? Hadi oğlum. Hadi. Batır biraz daha. Bastır. Ben bitmişim zaten. Ben de değilim Celesun. Batır. Batır da bitsin. Patlayan şeker yapıyordum lan ben. Gitar çalıp şarkı söylüyordum. Ağustos böceğiydim amına koyayım. Şimdi önümden her gün ceset torbaları geçiyor. Ellerimden kan gitmiyor. Batır. Batır da bitsin bu şeyler. Hayrola? Kötü bir şey yok değil mi? Öbür mesele. İdris. Önemli bir mevzu var. Sağ ol. Kusura bakma ama herkesin kafası biraz karışık. Şu var... Salih meselesi. Vartolu o. Bartolo meselesi. Çocuklar bilememiş ne yapacağız, nasıl davranacağız diye. Açıkçası ben de çok şey edemedim yani. Topla başlarını, gelsinler. Ben anlatırım. Tamam. Ben arıyorum o zaman çocukları. Çukurda değil abi, net. Her yere baktık. Deredekilerin haberi var mı? Herkes alarm halinde abi. Bulursak anında.
uçan o gözler yaşla doldu. Ağlama duymaz artık, bir varmış bir yok oldu. Giderken bıraktığım bütün renkler siyah oldu. Üzülme anla artık, belki de huzur bu. Bir sabah doğmaz oldu. Elleri ellerinden kayıp giden yıldız oldu. Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama dönmez artık, bir varmış bir yok oldu. Giderken bıraktı bütün renkler siyah oldu. Üzülme anla artık, belki de huzur bu. İşte hadi. Meç abi! Meç abi! Ne oldu lan? Meç'e! Abi Aliço, Aliço'yu bulduk, ona gidiyorum. Tamam, hadi. Hadi. Aliço! Aliço, seni buldum. Kaybedemem.
var zaten? Ay yok, kokusu midesini bulandırıyormuş. Zaten ıspanak sevmez, evde de böyle söylenir. Ama şimdi hamile kadınlar gibi. Ne diyeceğim? Evdeki eşyaları getireyim mi? Benim evdeki. Sen önce şunu bir götür de. Bir şey diyeceğim. Sen bana abla demiyordun ya. Evet. Artık de. Tamam oğlum. Hastane. Lütfen. Hastalarımız var. Lütfen. Bakın biz buraya kavga etmeye gelmedik. Selim Bey'i ziyarete geldik. Lütfen. Durun. Ama maşallah yengem ama bir dur ya. Bak biz eğer konuşamazsak, problemlerimizi diyalogla halledemezsek ne olacağız biz böyle hep hırık gürük kavga ha? Lütfen. Bir saniye. Bakın bu çocuk size ne olduğunu anlatsın. Anlattıktan sonra ister döv, ister söv, ister vur, ister kır, hiç fark etmez. Ben karışmam. Ama önce anlatsın. Tane tane anlatsın. Medet, benim yengeme bütün olayları gerçekliğiyle, çıplaklığıyla anlatacaksın. Tamam mı? Tane tane, teker teker. Yani siz kardeş kardeş konuşacaksınız. Ben de gidip Selim kardeşimi uğrayacağım. Olay budur. İşte gel anlat yengene ne oldu. Ayşe. Açık kalsın, kapı kokuyor hala burası. Tamam hayatım. Isparak oğlum. Nasıl bildin? Cehennemde çok mu çıkıyordu? Demirden korksak ıspanak yemezdik Selim. Hiç de sevmem ha. Oradan da mı kovdular? Yani kovmak değil de sen geri dön. Çukurda yapacak işlerim var daha dediler. Ne bitmez işim varmış Çukur'da. Selim'e anlatman gereken bazı şeyler var. Anlat. Sonra geri gelirsin dediler. Ne anlatacaklarım varmış? Selim. Biz seninle kardeşiz birader. Yani analar ayrı, baba bir, kardeşiz yani. Güldürme. Bak ameliyatlarım çok acıyor. Ben adım Salih. Sensin. Salih benim. Halledeceğim ben şimdi.
halledeceğim. Niye o gelmiyor? Niye sen geliyorsun emmi? Benim bu kadarcık hakkım yok mu? Anlatacağım ben Mevlüt abla, anlatacağım. Neyini anlatacaksın emmi? Neyini anlatacaksın? Gel abla, gel şöyle. Şu ince mevzular bizi öldürmezse eğer... Hiçbir şey öldürmez paşa. Öldür diyor İdris'i, kenarından döndürüyor. Ama acısı pismiş bunun. Mermiden daha pismiş. Boşalt. Gel abla, otur. Gel. Heh, bir sakin. Kurban olayım, bir sakin Nedret abla. Bak, babanın da haberi yoktu. Zaten olmadığından mütevellit. Yani olmadığı için... Bak abla, olmuşla ölmüşe çare yok. Zaten olsaydı kahraman. Kahraman hepimizin aslanıydı. Ama işte şimdi durumlar değişti. Şimdi ne yapsın adam? Ne desin? Bir çaremiz yok. Sen de haklısın. Kahraman öldüğü zaman herkes intikam, intikam diye bağırıyordu. Benim gıkım çıktı mı? Çıkmadı. Haklısın. Neyin intikam? Ölmüş gitmiş. Sen onu koruyamamışsın ki. İntikam ne? Ama izin vermezsiniz dedim. Kalmaz burada, gönderirsiniz. O da olmadı. Gitti tepemizdeki eve çöktü. Arada pencereden bakardım, görürdüm. Oturmuş balkonda çay içiyor it. Ben diyor, senin kocanı öldürdüm. Ben. Koçovalıların has oğlunu öldürdüm. Ama buradayım işte, çayımı da içiyorum. Oh ne güzel. Sonra öldü dediler. Benim derdim ölmesi değil ki. Gitsin. Cehennemin dibine gitsin. Oğlum görmesin. Babasını elinden alan adamı oğlum görmesin. İşte bu kadar. Benim derdim bu kadarcık da emmi. Abla durumlar bildiğin gibi değil. Oğluymuş. Çok güzel. Öğrendik. Ben bunun neyini bileceğim emmi? Ben şimdi Acar'a ne diyeceğim? Bakışına. Çocuklar, babanız öldü ama dert etmeyin. Sizin yeni bir amcanız var mı diyeceğim. Ne diyeceğim emmi? Allah aşkına bana bir akıl ver, ne diyeceğim? Kimse var mıydı bilen, kim biliyordu? Yok be, kimse bilmiyordu. Baykal? Baykal'ın amına koyayım. Medet'in bile haberi yoktu. Ha, bu arada Medet demişken sana o işin aslını anlatayım. Bu çok kıymetli bir efendimiz Medet'i kaçırıyor. Da yamaç kaçırmış gibi yapıyor. Öldürmekten beter ediyorlar çocuğu. İşkence ediyorlar. Sonra da gelip sanki yamacın elinden kurtarmış gibi davranıyor. Sonra da yamacın üzerine salıyor. Sen de helal olsun. Atlamışsın kardeşinin üzerine. Kurtarmışsın onu. Seni öldüren de o biliyorsun değil mi?
Bayağı paramparça ettiler arabanı. Yani öyle çok seviyor ki beyefendimiz bizi. Gözlerim yaşarıyor vallahi. Madem her şeyi konuşuyoruz. Şunu da bil o zaman. O meselede Baykal'ı ben gaza getirdim. Niye lan? Ne yaptım ben sana? Ayşe ile Karaca. Ha. Evet, o dönem öyle bir furya vardı. Herkesi kaçırıyordum. Dedim Ayşe ile Karaca'yı da kaçırayım. Sen yapmadın bunu. Onlar istedi. Ayşe mi istedi? Yok ya, yalan borcum mu var sana? Kaçırmak istedim, kaçırdım işte. Söylemeyeceksin, anlaşıldı. Sen peki babama bu Baykal meselesinde benimle ilgili... O ikimizin arasında mezara kadar gidecek gibi gidip gelmişliği var. Baykal sıkıştırdı beni Yamaç'la ilgili. Yani geri çekilsin diye işte. Bu gazeteci kız var ya, Nazım'a gönderdiğin. Hı. İndirdi onu sabah, yani indirmiş. İndirdi derken? Kopardılar kızı yani. Hay aman, astarın siktimi çocuğu ya. Bu nasıl bir insan ya? Senin ölmediğini öğrenince delirecek biliyorsun değil mi? Delirmezse gücüme gider. Gelsin, biz buradayız. Buradaymış. Kahramanı niye öldürdün Martoğlu? Madem biliyordun. Hani diyorsun ya şimdi bak ben senin kardeşinim diye. Onun da kardeşiydi. Sen şeytanla işbirliği yaparken vurulacağını biliyor muydun? Ya da bütün bunların olacağını biliyor muydun Selim? Öyle işte. Evlatlar, meseleyi biliyorsunuz. Hepinizin haberi var. Sağ olsun. Vatandaş sayesinde bir sağır sultan kaldı, duymadık. Şimdi soruyormuşsunuz. Biz ne yapacağız diye. Değişen bir şey yok. Bugüne kadar ne yaptıysanız bundan sonra da onu yapacaksınız. Mahallenizi koruyacaksınız. Bu vatandaş mahalleye, mahalleliye en ufak bir zarar vermeye kalkarsa tepesine bineceksiniz. Baba affet. Bu adam oturursa peki bir şey yapmadan? Muhittin de oturuyor bütün gün öyle. Hiçbir şey yapmadan. Ulaşıyor musunuz ona? Yok estağfurullah baba. Bu mahalleyi ben korudum. Evet. Ama hiçbirinizi zorla getirmedim buraya. Hele ki hiçbirinizi zorla tutmadım yanımda. Öyle mi? Cevap verin. Zorla mı duruyorsunuz yanımda? Estağfurullah. Yavaş abiniz. Zorla mı tutuyor sizi yanımda? Estağfurullah. Oğullarıma hep söyledim. Kendim de yaptım aynısını. Biz para biriktirmeyiz. Biz insan biriktiririz. Ben de yaparım dedi. Buyur yap dedim. İnsan biriktirmek kolay değildir. Onu da bil dedim.
Çukur'da taht maht yok evlatlarım. Ha içinizden biri ben de yaparım diyorsa buyursun yapsın. Bodri Meydan. Bu vatandaşa vermişim izni. Size vermeyeceğim. Neye bakıyorsunuz lan? Neye bakıyorsunuz? Var mı hesap sormak isteyen? Hadi buyursun. Babamı öldüğünde neredeydiniz lan? Köpek. Hala ananım ben senin. Adam gibi davranmayacaksan çık git. Ben Marton'un yanına bilerek girdim. Yamacın abisini öldürdü, benim de babamı öldürdü. Bir yolunu bulurum. Onu indirecek küçücük bir şey. Sonra da gider Yamaca söylerim dedim. İntikamımızı alırız dedim. O yüzden girdim o herifin yanına. Sana söyleyemedim. Kimseye söyleyemedim. Herkes beni babasının katilinin yanına girdi bildi. Suratıma bakmıyorlar, sokakta gören yere tükürüyor. Ne için lan, ne için? Ben babam için yaptım bunu. Babam için aldım her şeyi göze. Seni görmüyorum, kardeşlerimi görmüyorum. Hain damgası yedim ya lan. Herkes sırtını çevirdi. Şimdi geçmiş karşıma, o benim kardeşim diyor. Lan hani, hani? Ben ne yapacağım anne? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım anne? Ben ne yapacağım anne? Baktı. Amaç yok mu? Yok, bir hırsım girdi, bir hırsım çıktı. Telefonum da açmıyor. Vallahi bilmiyorum ki. Benimle konuşmuyor. Ondan değildir. Bir şey varmış da bilmiyorum daha. Kimse de bir şey söylemiyor. Abi daha iyisini bilir diyorlar. Abiye ulaşamıyoruz. Sen iyi misin? Sena... ölmemiş. Biliyorum. Gitmiyor da. Onu da biliyorum. Gel benimle dedim. Gidelim dedim. Gelmedi. Tam ölmemiş ama bana öldü. Sade yaptım. Evin reisi kahvesini sade içer. Bana niye söylemedin oğlum? Ben kimseye söylemezdim ki. Göndermezdin ki tehlikeli diye. Aha, bir şey olmadı. Döndüm. Elim boş.
Kardeşlerin çok özlediler seni. Dönerler birazdan. Yatağını da yaptım. Bunlar bir alıştı ayrı ayrı yatmaya spalar sen yokken. Neyse canım beraber yatarlar özlemişlerdir. Ölenle ölme oğlum. İntikam o demek. Ölenle ölme. Sen yaşa. Ama yaşa böyle silahla değil. Ben başka bir yol bilmiyorum ki anne. Baban da öyle derdi. Ben başka bir yol bilmiyorum Hatice derdi. Ne oldu sana? Kahveni iç. Yatağın üstünde kıyafetlerin var. Senin kıyafetlerin onlar. Bunlar değil. Git onları giy. Sonra da çık dışarı. Göğsünü gere gere dolaş. Burası senin mahallen oğlum. Kimseye kim olduğunu, ne yaptığını anlatmak derdin olmaz. Soran olursa da ben anamın elini öptüm, siz daha ne anlatıyorsunuz dersin. Git. Tamam Aliço'm gideceğim. Yamaç abi gönderdi onun için buradayım. Bak sen buradasın değil mi? Bir yere gitmeyeceksin. Git. Tamam gideceğim bir şey olursa seslen. Ben buradayım. Gel. Tut. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Tamam. Git. Ya bir çay koy da Aliço'm çay içelim. Hayırlı günler. O zaman ben dışarıdayım. Seslenirsin bir şey olursa. Eğer seninki hayatsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır. Kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı. İnanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Ben yoruldum, gelip de çöz. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Sarmaşıktım, gelip de çöz. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır. Kancık bir pusudan.
sevdik de katlandık, inan her bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan her bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Benim kim olduğumu görecekler dedim sana, değil mi? Geçmiş olsun. En azından bir beladan daha kurtuldum. Anladım. Şu senin gazeteci kız var ya, sizleri övmüş. Laz temiz iş çıkarmış. Nasıl yani, neden? Yamaca bir mesaj göndermek istedim. Ha, o Selim'den haber var mı? İhtiyan. Ha, tamam, konuş konuş. Ben birazdan gelirim. Ne durumdasın? Aynı. Kısılı kaldık işte burada. Çok güzel. Sana çok harika haberlerim var. O beyefendiye söyle, Vartolu ölmemiş. Eğer biriyle hala uğraşmak istiyorsa illa eski dostuyla uğraşsın, çünkü beceremedi. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Ölen kim? Başka biri. Ama daha da eğlencelisi ne biliyor musun Nazım? Sana yazıklar olsun, biliyor musun? Ölsem haberin olmayacak. Baba, kusura bakma, kafam çok dalgın. Açabilecek durumda değil mi? Neredesin sen Emrah, ha? Neredesin? Burada olman lazım. Düşmanlar etrafımı sardı. Dışarı çıkamıyorum. Kısılıp kaldım burada. Beni buradan çıkarabilecek tek kişi var, o da sensin. Neredesin oğlum? Neredesin? Geliyorum. Evet, nerede kalmıştık? Ha? Selim'le konuştuk. Bartolu ölmemiş. Ne? Yani ölen Bartolu değilmiş. Ne diyorsun oğlum sen? Yamaç. Yerine başkasını geçirmiş. Deli mi bu herif? Bir orduyla gitti üstüne. Niye yerine başkasını geçirsin? Kardeşlermiş beyefendi. Selasın. Otur da şuraya. Oha la, oğlum sizin orada hiç berber yok muydu? Benim bildiğim bir tane berber var. Mekke anlattı. Ne yaptın? Annemin elini öptüm.
Helallik aldım. Bartolo. Filler tepişti, arada biz ezildik biliyorsun değil mi? Dur bakalım şu saçı bir halledelim. O mevzuya da bakacağız illaki. Bakacak ne var amca? Babam mezarlıkta, ben buradayım. Her şey bombok. Durum da bu. Ben konuşurum yavaşla bir. İstersen tabii. Ben konuştum. Pek bir şey değişmedi. Yamaç abimizin kafa başka yerde. Oğlum bu saç biraz daha uzasa yutacakmış seni ha. Hepten elini ayağını dolanacakmış lan. Sıkıntı büyük amca. Bir şey saklarsan seni bitiririm dedim. Herif gitti İdris Koçovalı'nın oğlu çıktı. Ya inanamıyorum ya. İnanmıyorum. Bana bak. Hemen o herifi alacaksınız. Buraya getirip önümde diz çöktüreceksiniz. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Baba. Bartolu bir tarafta, Yamaç diğer tarafta. İki ayrı cephe. Doğru değil. Nazım. Ben ne diyorsam onu yap. Tamam da buradan çıkamıyoruz. Farkında mısın? Şu ana kadarki zararın neredeyse 100 milyon oldu. Daha ne kadar dayanacaksın? Ben bunları bilmiyor muyum lan? Ha? Bunları bilmiyorum değil mi lan? Abi, abi polis. Hayda, hadi, hadi. Hata, hata. Bir daha, bir daha. Bir daha. Çekme ellerini. Çekme ellerini. Ben sana çek dedim mi? Ha? Bak, bir şeyi ya mükemmel yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Bak anneciğine. Başaramadı, kaçtı. Sen de mi kaçacaksın? Bir şeyi ya yap ya da yapma. Piyano çalmak istiyor musun? O zaman mükemmel çalacaksın. Tekrar. Acıya takılma, acıya takılma. Eğer acıya takılırsan başaramazsın. Bak gözlerime, bak gözlerime. Hadi, çal. Gözlerime bak, konsantre ol, konsantre ol. Çal şimdi.
yapıyor Zeynep'e. Aferin, aferin oğlum. Buyurun. Beyefendi, gelmiş. Kim? Tamam, Nazım Bey'i yukarı alın. Ben sana sonra haber vereceğim. Hadi Nazım, hadi, hadi, hadi. Sen İstanbul'u terk et, tayinini iste. Buralar sana göre değil. Git buradan. Git hadi, hadi. Ne oluyor baba? Oğlum, neredesin sen? Ha? Neredesin? Adamlar ocağıma incir ağacı dikti. Ben deli gibi seni arıyorum. Sen neredesin Emrah? Ha? Neredesin? Denize taş atıyordum. O Güzide annen aklına girdi değil mi? Oğlum, o kadın senin üvey annen. Bense öz babanım, öz babanım. Ben öldüm diyorum, öldüm diyorum. Senin kılın kıpırdamıyor. Annen seni terk ettiğinde kim vardı senin yanında? Ha? Kim vardı senin yanında? Sen vardın. Evet, ben vardım değil mi? Eğer ben olmasaydım... Senin yanında kimse yoktu. Sen de terk ettin gittin beni. Efendim? Sen de bıraktın gittin beni. Ben seni bırakıp gitmedim. Hapse giriyordum. Seni zorla elimden aldılar, Güzide annene verdiler o zaman. Seni elimden aldılar. Ben seni asla terk etmedim. Hep seni izledim. Daha başka ne yapabilirdim ki? Ha? Ne yapabilirdim? Kendin yapmak zorundaydın. Ben her şeyi nasıl kendim yaptıysam... ...sen de kendin yapmak zorundaydın. Onun için uzaktan seni izledim. Ve yaptın sen. Yaptın. Çünkü sen benim oğlumsun. Kendi başına yaptın. Ne oldu? Şimdi benden... İntikam almak mı istiyorsun? Ha? Tamam, tamam, tamam. Mezarıma gelme, gelme mezarıma. Baba deme öyle, Allah korusun. Git buradan Emrah, git. Git. Buralar sana göre değil, git. Git. Ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Senin ağzından çıkacak tek kelimeye bakıyorum. Söyle. Sadece söyle. Sizden başka bu hayatta kimsem yok. Evet, evet, sizden başka dedim. Bekle beni burada. Bekle beni. Thank you.
Korkmak. Ben seni biriyle tanıştıracağım. Hadi. Hadi Alişler amca. Selam verecek yaşa geldin mi lan? Atar yapmıştın bana geçen sefer. Ne oldu? Edep ya Celesun. Edep. Ne diyorsun lan sen? Benimle Türkçe konuş. Oğluna sorarsın ne dediğimi. Hangi oğlunu onu sen bilirsin ama. Kimsin lan sen? Ne biçim konuşuyorsun benimle? Celesun'um ben. Benim babam Ahatam orada öldü. Senin oğlun öldürdü. Hani kimsenin kanını yerde bırakmıyordu Koçovalılar? Ben neden girdim Martoğlu'nun yanına? Ne sanıyorsun sen? Sabrettim. Bekledim. Benim kanım yerde kaldı İdris baba. Benim kanım ne olacak? Kusura bakma. Genç çocuk. Ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini çok iyi biliyor emmi. Çocuk haklı. Ne oldu? Ne var? Sizin patronu nasıl bulurum? Ne istiyorsun sen? Adım Celesun. Petek sokakta oturuyorum. Bir zahmet beni bulsun, konuşacaklarım var. Bana söyle. Yok. Bir tek ona konuşurum. Tanıştırayım. Nazım Bey. Emrah Bey. Nazım Bey, avukat. Emrah Bey, emniyet amiri. Nazım Bey, benim oğlum. Emrah Bey, benim oğlum. Zappanın olduğunu ispat et, istediğim fiyatı alırım. Elinde başka ne var? Iklığı mı? Kimin? Oğlum, Moğollar kurulalı 50 yıl olmuş.
Adam kim bilir nerede bırakmıştır. İnanmıyorum, o doğru değildir. Bir dur ya. Hemen reddetme, gerçektir belki. Oo, nerelerdesin hayırsız? Orada burada be abi. Hoş geldin. İyi baba. Iklığı ne? Iklığı kabak kemane. Benim Taner diye bir arkadaşım var. O da koleksiyoner. Var ya Moğolların bir gitaristi var. Uzun saçlı. İsmini hatırlayamadım şimdi. Ha, şu dedeyi diyorsun sen. Neydi? Ben de çıkaramadım nedense. Neyse işte Moğolların ıklığı diye bir parçası var. Orada çalmış da onu alacakmış. Yaş oldu 71. Kabak mı kalır, kemane mi? Dur sen bir reddetme, gerçektir belki. Sonra bir bakarız. Hayırsız, sen nerelerdesin? Ne aradın, ne sordun? Şey işte, iş güç. Arayamadım, kusura bakma. Lan emaneti geri almaya mı geldin? Doğru söyle. Evet. 250 demiştik değil mi? Ya işte 100.000 lirayı biriktirdiğim gün gelip geri alacağım senden. Senin paran yetmez ona. Zaten demiştim faiziyle alırım diye. Al bak, fazlası var burada. Ne lan bu? Banka mı soydun sen? Bıktım abi. Bakın, bugüne kadar sizi korumak için elimden ne geldiyse yaptım. Onun için siz birbirinizi tanımıyorsunuz. Ama gün, o gün değil. Gün, birlik olma günü. Siz kardeşsiniz. Sarılın birbirinize. Hadi. Baba, bize müsaade eder misin? Tabii. Yani bir anda çok şey duydunuz. Önce bir kaynaşın. Tamam, ben birazdan gelirim. Hadi. Azından sesini duyayım. Sevgilim, ne oldu? İyi misin? Çok merak ettim seni. Daha iyiyim şimdi. Anlatacağım her şeyi. Neredesin? Çukur'dayım, evdeyim. Geliyor musun? Birazcık daha müsaade et bana sadece. Her şey çok üst üste geldi. Akşama geleceğim, söz. Her şey çok güzel olacak. Bekleyeyim yani seni. Bekle. Her şey eskisi gibi olacak. Güzel günler göreceğiz. Biz eskiden bahçeye masa kurardık, biliyor musun? Büyük bir masa. Çok güzel yemekler yerdik. Herkes masada. Herkesin kim olduğunu bilirdim. Abilerim. Babam. Annem. Netti yani her şey. Sen gerçekten iyi misin? Doğruyu söyle bana. O güzel yemeklerden gene yiyeceğiz. Gülüp eğleneceğiz. Bayramlardaki gibi. Herkese rağmen. Her şeye rağmen.
Ben geleceğim akşama. Bekle beni. Ne olur. En azından belki... Beraber bir yerlere gideriz. Belki birazcık saçımı okşarsın. Olur mu? Tamam. Anne. Ankara'da. Seninki? Hiç tanımadım. Ben çocukken gitmiş. Peki siz yani ne zamandır? Babamla. Çok küçükken birlikteydik biz ya. Babam hapse girdiğinde beni bir aile evlatlık diye aldı. Ondan sonra da koptuk, zaten çok görüşemedik yani. Ama birkaç yıl öncesinde buldu beni. Seni? Ben buldum. 18 yaşıma girdiğim gün. Anladım. DNA testi yaptırdın mı sana? Nasıl? Yaptırmadım. Yok bir şey. Sen babam diyebiliyorsun yani. O da bana oğlum der. Oğluyum. Sen değil misin? Tamam, bak hocam. Şimdi bizim bu aile meselelerini bir kenara bırakıp... ...babamı buradan çıkarmamız lazım. Ben onun için geldim. Hı? Daha normal bir zamanda bunları oturur uzun uzun seninle konuşuruz. Anlaştık. Nasıl? Tabii, tabii, tabii. Daha normal bir zamanda. Müsaaden Bey. Kaynaştınız mı? Ha? Selim yanaştı bana. Beraber size komplo kurmak için. Seçeneklerin sınırlı Nazım. Babanın seni öldürmesine izin ver. Kaç. Ya da... Aferin sana, aferin sana. Hadi, ne yapıyorsun? Onlara günlerini göstereceğiz. Baykal ve oğullarının neler yapacağını göstereceğiz onlara. Beyefendi. Konuş, konuş. Onlar benim oğullarım. Onlardan gizli saklım yok benim. Bartol Çukur'dan çıktı, takip aldık. Ve nihayet, nihayet iyi bir haber. Evet. Baba, müsaade edersen bununla ben ilgileneyim. Nereye gelsin istersen? Ha. Depoya getirsinler. Ben de ona ufak bir sürpriz hazırlayayım. Hepsini tek tek indireceğiz. Bartol'u, Selim'i, Yamacı ve en sonunda da İdris Koçovalı'yı. Çukur bizim olacak. Göreceksiniz. Çukur bizim olacak. Abi yine geliyorlar. Bugün de maşallah. Metin abi haber ver. Çabuk. Hadi. Hadi.
Sizinle gurur duyuyorum. O ne Aliço? Aç. Aç. Laz. Laz kim? Laz. Laz kim Aniço? Ne oluyor ya? Sana Yamaç abi de bana şey yapmaz o. Gelme, 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 gelme. Aç be abi telefonu, aç. Arkadaş.
Ya devam et ya. Devam et. Niye durdun? Biz sana boşuna mı rock'n'rollcu diyoruz, rock'n'rollcu? Ne istiyorsun? Allah aşkına ne istiyorsun? Bir işim yok lan. Herkes seni merak etti Çukur'da. Deli gibi seni arıyorlar. Gazeteci kız. Öldürmüşler. Allah rahmet eylesin. Bir de benim mezarımda yatan çocuk senin ayarladığın çocuktu değil mi? Hadi tamam, ne söyleyeceksen söyle de git. Bana bak babamın oğlu. Sen iyi bir adamsın lan. Düşmanın annesinin mezarını yaptıracak kadar da merhametli. O yüzden bozuk para gibi harcama kendini. Bu olan bitenlerde senin bir suçun, kabahatin yok. Ha. Eğer bir suçlu varsa o da benim. Hikayenin kötü adamı benim. Bitti mi? Hadi dönsene mahallene. Bitmedi. Bak. Ben kötüyüm. Sen iyisin. Ama benim şuramda bir yerde ufacık bir yer var, şöyle ufacık bir yer. Bak orası iyi. Gazeteci kızla o çocuğa ben de üzüldüm. Üzüldüm lan, Allah Allah. Ayrıca sen iyisin ya, ama senin de şuranda bir yerde küçücük bir yer var. Orası kötü. Sevdiklerine zarar verilince çıkıyor ortaya. Mesela Burgaz adalı Serdar mevzusu. Kumburgazlı. Neyse ne. Neler yaptın onu öyle ha? Onlar öyle. Neydi oğlum onlar öyle ha? Ben biliyorum. Yani ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki gel kötülerimizi birleştirelim beyefendiye karşı. Onun suyu ısınalı çok oldu. Elimizde sabun yoktu, temizleyemediydik. Ama artık vakti geldi. Ondan sonra yine herkes döner kendi çöplüğüne. Didişmemize, kavgamıza kaldığımız yerden devam ederiz. Ne dersin? Önemli bir durum var. Geç geleceğim. Affet. Oğlum bak, adamımı kırdın. Adamımı kırdın. Baştan başlıyorum, diziyorum. Tamam mı? Lan bakın. Sen otur, sen otur.
Gitsene oğlum sen. Bu adam nereye çıkacak? Onu da kırmışsınız. Hayırlı akşamlar kızım. Anne kim gelmiş? Hayırlı akşamlar. Celallenme. Adettir. Bayram olmasına gerek yok. Yemek yediniz mi kızım? Ocakta pişiyor, hemen hazırlarım. Yok. Sen onun altını kapat. Çocuklar dışarıda bekliyor. Sizi kebap yemeye götürecekler. Tabii izin varsa. Çuval edirse izin mi alıyor? Burası senin evin oğlum. Burası benim evim değil ki. Eve mi abi? Yok. Biraz yürüyeceğim. Ben de geleyim abi. Yalnız olmaz. Gel bakalım Medet. Tamam abi. Vallahi göbek attılar ha. Bir yere gidememişler ki zaten. Derede pişpirik oynuyormuş gerizekalılar. Gerizekalılar. Celasun. Celasun'dan haber var mı? Yok abi vallahi. Ama onda bir numara var. Yakında çıkar kokusu. Çıkar kokusu. Sahi mi ne oluyormuşsun sen? Öyleyim. Baban bizim silahçılarımızdandı. Paşanın adamıydı. Benim adamım yani. Öyleydi. Silahçılar genç yaşta ölürler. Neden biliyor musun? Silahın pis bir huyu vardır. Adamın eline yapışır. Silahçılarımız silah satar, evet. Ama çoğunun eline yapışır. Ele yapışan silahı çıkarmak istersin. Habire çıkarmak istersin. Canın sıkılır, pat. Canın sıkarlar, pat. Ne yaptıysak kurtaramadık bu huydan. Sanki birine sıktığında bir tek karşıdaki vuruluyor. Kendine vurulursun. Birçoğu gitti bu yüzden. Baban onlardan değilmiş ama. Uzun yaşamış baban. Gözünün önünde ölmüş, öyle mi? Gözümün önünde öldü. Bartol kahveyi tarattı.
babam gitti. Benim babamı da gözümün önünde öldürdüler. Senden küçüktüm. Çocuk değildim ama. Babam öldürüldüğünde ne yaptım biliyor musun? Hepsinden intikamını almışsındır. Koçovalı İdris'in ya sen. Kaçtım. Arkama bakmadan. Nasıl kaçmak ama? Ben hayatımda bir daha öyle kaçmadım. Nasıl affettin peki sonra kendini? Ne affetmesi? Affetmekmiş. Affetmek lükstür aslanım. Ona gelinceye kadar. Oo. Önce hayatta kalacaksın. Sonra sevdiklerini hayatta tutacaksın. Güvende olacaksın. Doyacaksın. Daha başka bir sürü şey. Ben affetmek meselesini düşünmeye başladığımda yaşım senden büyüktü. Hiç dönmedin mi peki babanın intikamını almaya? Döndüm. Dönmez misin? İntikam alacak adam mı kalmış? Biri felçliydi. Öbürünün gözleri görmez. İkisi de 80'i devirmiş. Dede. Dedelere sıkar mısın? Ben sıkmam. Sıkmadım da. Sen bugün geldin, karşıma çıktın, dayı dayı konuştun ya. Lan dedim, bu Varto'nun adamı değil miydi? Mekke bilir bunu dedim. Çektim kenara, konuştum. Anlattı. Haklısın. Sen haklısın. Ama Yamaç da haklı. Sen olsan kardeşine sıktırır mısın? Burada haksız olan biri var. Doğru. O da Salih. Kahveni içecek misin? Sanki benim babamın kanı yerde kaldı. Ben bu kanı yerde bırakmam. O zaman beni öldüreceksin. Oğullarıma dokundurtmam. Thank you.
Ben burayı biliyorum. Dejavu. Dejavu değil. Dejavu. Bak bu Fransa'dan gelen bir kelimedir. Önceden gördüm demektir. Bu gerizekalı Amerikalılar var ya, bunlar vü diyemedikleri için vu diyorlar. Siz de onlardan alıp araştırmadan, taraştırmadan kullanıyorsunuz böyle gerizekalılar. Allah bizi nasip ediyorsa öyle yapsın inşallah ya. Ya benim kafamda gergedanlar çiftleşiyor. Sen ne anlatıyorsun şu anda Baykal Bey? Nasılsın Vatolu? Vallahi iyiyiz çok şükür. Sağlığınıza duacıyız. Ölümlerden döndük geldik sayenizde. Vallahi kedi gibi adamsın biliyor musun? Kaç tane canın kaldı? Vallahi Allah verdi bir tane. He. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa başımıza neler geliyor? Arabalarımız kurşunlanıyor. Camdan içeri el bombaları atlıyor. Ama bak hayattayız çok şükür. Götürün şunu, götürün. Götürün bunu mu? Bak bu da dejavu. Dejavu değil, dejavu. Dejavu. Hatırladın mı burayı Salih? Hatırlamam mı ya? Bir de dejavu deyince kızıyorsunuz bana. Beni daha iyi görebilesin diye aynaları çıkarttırdım. Nasıl olmuş? Bayıldım, bayıldım. Keşke deniz kenarına koydursaymışsınız. Çok değerlenirdi burası. Hatırlıyorsan... Eğer benden bir şey saklarsan, seni kendi ellerimle öldürürüm demiştim. Hatırlıyor musun? Onu demiştim, bunu demiştim. Yeter be! Ömrümü yedin. Ne yapacaksan ya? Konuş, konuş. Birazdan debelenirken, o zaman da ben seninle konuşacağım. Sen var ya sen, senin sonun farklı olabilirdi. Gerizekalısın sen, gerizekalı. Sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük abi, sonra Selim'in oğlu, kahramanın ufaklığı ve en sonunda da İdris. Soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Ben Baykal'ım. Benimle uğraşamazsınız. Ben Baykal'ım. Thank you.
gelmez kaçarı yok. Çocuk çok yatarım yok. Oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın esesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masalın yok. Kollarından öte saranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kafamın önünde polisler var. Elinde silahla komiser var. Üstümde başımda kan izi var. Önümde kocaman valizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yarım kalır o şarkılar. Burada panda yok develer var. Montumun cebinde yok kuruş. Bu beyefendi meselesini ne yapacağız? Var mı aklında bir plan? Sen, ben, bir de Nazım. Nazım mı? Kim öper Nazım'ı? Bize ne lan Nazım'dan? Nazım kim? Babasından dayak yiyen bir tek biz değilmişiz Bartolo. O da onun mu oğlu? Daha ne yaptı canım? Daha iyisi, babasına çok kızgın. Vay arkadaş ya. Beyefendiye bak sen ya ha. Gözümüzün önüne ne manar çeviriyormuş ya. Konuşana bak. Aman. Taktın mı takıyorsun sen de? Otururuz bir gün iki kadeh bir şeyler içeriz, dertleşiriz. Konuşuruz. Onu bunu bırak. Ben bu Baykal'ı indireceğim diyorum. Ne yapacağız onu söyle. Ben şimdi Nazım'ı arayacağım. Sonra da beni satacak. Bana ortaklık teklif ettiler. Ben de kabul etmiş gibi yaptım diyecek. Size söyleyebilmek için. Sonra? Sonra büyük ihtimalle seni alırlar. Özlemiştir çünkü Baykal seni. Ne oldu, sıkıntı var? Adamın mı yok? Biraz personel sıkıntısı çekiyorum da. Yamaç'la konuş o zaman. Tek başına altından kalkamazsın, bu sefer gerçekten ölürsün. Demek istiyorum ki, gel kötülerimizi birleştirelim beyefendiye karşı. Onun suyu ısınalı çok oldu. Elimizde sabun yoktu, temizleyemediydik. Ama artık vakti geldi. Ondan sonra yine herkes döner kendi çöplüğüne. Didişmemize, kavgamıza kaldığımız yerden devam ederiz. Ne dersin? Aha. Ne oldu canım, beni mi özledin? Dışarı çıktığında dikkat et, alınacaksın. Müsaade edersen bunu ben halledeyim. Nereye gelsin istersin? Ha. Depoya getirsinler. Ben de ona ufak bir sürpriz hazırlayayım. Bundan fazlası elinden gelmiyor. Şimdilik. Haber verdiğin için sağ ol, avukat bey. Beyefendimiz harekete geçmiş bile. Adamları varmış. Dışarı çıkınca beni alacaklar. Bırak alsınlar. Alsınlar mı? Sadece çıkmadan biraz oyalan. Metin, neredesiniz? Bunlar rakener olacak. Sana güvendik. Umarım pişman olmayız. Abiler, abiler. O ne oluyor ya? Tamam. Pardon. Ben yeni bir beste yaptım da. Heyecan büyük biliyor musunuz? Onu size çalmak isterim. Adı da Keleşten Kaçanlar. Hadi. Atıra atıra. Ben beğendim besteyi. Vallahi bayıldım ya. Benim anladığım rock and roll da tam olarak böyle bir şey işte. Benim kafama vurup vurup durmayın lan. Niye yaptın ki bunu? Anlamadım. Aa bunu. İç. Niye yaptın bunu, niye?
Sana hesap mı vereceğim? Vedat! Soyun bakalım. Abi. Abi, abi. Abi soyun diyor abi. 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 Abi soyun diyor abi. Abi. Götürün bunu mu? Bak bu da dejavu. Heyecanım heyecanı yok.